gözlerimizin önünde gerçekleşen bir çatışma var. Filistin'deki yaşanan şeyler artık bir vahşete dönmüş durumda. For inflicting such a collective and cruel suffering on human lives. Birçok insanın, sivil insanın üzerine, Gazete bulunan insanların üzerine yaşatılan bu şeylerin hiçbir şekilde bir sebebi veya açıklaması olamaz. Ve masum insanların hayatını kaybetmesini izleyemeyiz. Uluslararası topluluk bu kritik noktada güçlü mesajlarını iletmek zorundadır. İsrail'e de bir çağrıda bulunması gerektiğini düşünüyoruz ve tarih boyunca yaşanan şeyleri göz önünde almalarını gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir an önce eyleme geçmesi gerekiyor. Ve Filistinler üzerindeki bu öfkenin kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle masum insanların ve hastaların üzerindeki bu öfkenin herhangi bir açıklaması olamaz. Özellikle bu bölgede bulunan insan, bölgede bulunan diğer ülkelere de herhangi bir sürdürülebilir bir ortam yaratmamaktadır bu çatışma. Ve bu durum aynı zamanda ilerledikçe uluslararası topluluğunda herhangi bir çözüm üretemeyeceğini düşünüyoruz. Elbette ki tek çözüm uluslararası bağlamda doğruların söylenmesidir. Ve İsrail tarafı da hem Kudüs'te hem de bölgede bulunan hem Hristiyan hem de Müslümanların bulunduğu bölgelere yaptığı saldırıların herhangi bir açıklaması olamaz. Hem Batı'da hem de Doğu Kudüs'te bulunan insanlara açıkça bir saldırı mevcut. Ve İsrail'in bölgede tuttuğu insanların açıklaması ancak bir terörizm tezahürü olabilir ancak. Sadece Filistinler için değil, hiç kimse için bu durum ilerlemesi herhangi bir çözüm uğrattıramaz. Elbette ki diğer coğrafik bölgelere de yayılması da daha kötü bir sonuç çıkartacaktır. Elbette ki uzun süren kalıcı bir çözüm mümkündür. Bunun için de doğru yolu seçmemiz gerekiyor. Türkiye, düşmanlığın bitmesi ve ancak insani yardımın Gazze iletilmesiyle bunun mümkün olacağını düşünüyor. Ve bu şekilde de doğru bir çözümün üretilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Ve 1967 sınırlarının kapat edilmesiyle ve Kudüs'ün başkent ilan edilmesiyle ancak bu çözüm ulaştırılabilir. Sadece buradaki düşmanlığın bitmesi için değil, uluslararası düzeydeki kabullenişin de gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki bu yeterli değil. Bunun ötesine geçerek diplomatik diyaloğun önünü açmamız gerekiyor. Aynı zamanda tarafların doğru bir şekilde barış içerisinde sunabilecekleri şartları da değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye bu konuda herkes için adil ve barışçıl bir geleceğin yönünü açma konusunda kararlı ve istekli. Teşekkürler.